Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mozia Spor'dan neden ayrıldım diye bir video yapma gereği duydum. Çok ince detaylarına kadar anlatacağım neden diye veya neden ayrıldım, neden çıktın çok sorular geliyor. Hani bilmeyenler varsa ayrıldım hepsini açıklayacağım. Ondan öncelikle 500 bin aboneye çok az kaldı. Videoyu kesinlikle öne almadan 500 bin abone özel sizlere bu şu an izlediğiniz videoda neler yapacağım hepsini göstereceğim. Kesinlikle videoyu öne almayın. Şimdi videonun burasından Mozi zaten bir iki dakikalık konuşma yapacağım Mozi'den neden ayrıldım diye. Herkese bir cevap olur diye düşünüyorum. Ondan sonra videomuzu 500 bin abone özel şu anki videomuzu izleyeceksiniz. Neler neler yapacağım her şeyi göreceksiniz. Kesinlikle öne almayın. Şimdi buraya gelin, Mozi'den neden ayrıldım? Arkadaşlar biliyorsunuz ben Mozi'ye Spor'da geçen sezon oynamıştım. Çok güzel de performanslar sergiledim. MVP oldum. Hani maçın en iyi oyuncuları oldum. Haftanın en iyi oyuncusu falan da olmuştum. Oyun performansım iyiydi. Bir dahaki sezonda Mozi'de oldum arkadaşlar. Yani bu sezon değil de geçen sezon oluyor yani. Şu an bitti tabi sezon. Geçen sezon, bu sezonda içerik stüdyosu oluşturucusu mu ne oluyordum. İşte her neyse videolarda vesaire desteklerde gösteriyordum. Tabi has kadrolar falan kuruldu. Geçen sezon oyuncu değiş. Ben normalde Mozi'ye gitme sebebim reklam içindi. Bunu herkes biliyor zaten. Büyük firmalar bizi reklam için alıyor, gösteriyor. Benim biraz da oyunculuğum vardı. Geçen sezonda oyuncularımızda bir problem yaşandı, bırakma gibi bir durum oldu. Yedek olarak o zaman vardım ben. Hadi Batuhan da vardı o zaman. Beni direkt aldılar, oynadım ben. Performanslarımı sergiledim. Tabi önümüzdeki, yani iki sezon önce gidersek bu sezon oldu, yani geçen sezon Mozi takımı kuruldu biliyorsunuz. Hatta Süper Lig 3'e mi ne çıkmıştı Süper Lig'de. Türkiye Kupası için 3'e çıkmıştı biliyorsunuz. 3 mü 4 olmuştuk her neyse. Bu sezonda yeni bir kadro kuruldu. Ben çıkma gereği duydum. Neden derseniz arkadaşlar, insanların akıllarında olan sadece şu: İşte Halil Mozi'de neden oynamıyorsun? Seni oynatmıyorlar mı? Gibi gibi sorular çok geliyor. Bazılarınız da şu diyor: İşte Halil abi ve Halil kardeşim, Mozi'ye o kadar gittin, emek verdin ama bu sezon neden oynamıyorsun? Ben kendim oynamak istemiyordum arkadaşlar. Çünkü ben YouTuber'ım abi, ben bir e-sporcu değilim. Tamam, e-spor geçmişim oldu Mozi'de, hani biraz oyunculuğum da var. Ama ben Mozi'yi halen tutuyorum, halen destekliyorum. Ben kendimce şu kararı aldım. Bak, bu tamamen kendimce, Mozi'den kendi isteğimle ayrıldım. Ve halen ben Mozi'yi desteklemeye devam ediyorum bütün takımlar ligde. Sonuçta aramızda yabancı takım yok. Biliyorsunuz yabancılar da var. Ben Mozi'yi halen destekliyorum. Şu kararı aldım abi. Hani ben normalde bir e-sporcu değilim. Ama bir e-spor çatı altında bulunmak da istemiyorum. Şu şekilde istemiyorum. Hani tamam, ileride teklif gelirse düşünürüm ama... Şu şekilde arkadaşlar, işte insanların tamamen söylentisine kaldı bu. Tabi ben insanları da pek aldırmıyorum. Hani bazıları var işte, Mozi'den niye çıkıyorsun, çıkma, İşte oynatmıyorlar seni, bot musun falan filan. O durumlara ben hiç takılmıyorum. Tamamen bu kendi kararımda. Hani ben kendimi belki YouTube'da daha rahat hissediyorum. Zaten Mozi'de olduğum sürece yayınlar falan açamayacaktım. Şu an yine açamıyorum. Zula Tuber'dayım, hani Zula yayında olduğu için. Ben ayrıldım arkadaşlar Mozi'den. Mesela ben bir içerik stüdyosu oluşturucusu mu ne diyorlar. Tamam, ben ondan olmak istemiyordum arkadaşlar. Tabii bir oyuncu da olmak istemiyordum. Yedek de yazılabilirdim. Bora abi var, Salih abi var. Onlarla da ayrı bir şeyler konuşacağım videonun. Fazla da uzatmadan oyuna geçeceğim şimdi. Arkadaşlar ben Mozi'den çıkma sebebim kısacası şuydu. Hiçbir anlaşmazlık veya bir kavga falan olmadı. Salih abimi buradan ellerinden öpüyorum. Bora abimin de aynı şekilde. Bak, ellerinden öpüyorum. Yani baba adamdı. Öyle söyleyeyim size. Salih abinin hakkı ödenmez, Mozi'nin sahibi. Yani şu anda gelip vursa beni, yani dövse, ulan Halil niye çıktın lan Mozi'den, sesimi çıkartmam. Ben çünkü öyle bir saygım vardı. Bana çok büyük destekler oldu. Maddi manevi, maddi desteği de çok büyük oldu Dilay'da falan. Salih abim benim için kraldır. Mozi'ye birisi laf atsa kesinlikle hayırdır lan, sen kimsin lan Mozi'ye laf atıyorsun derim arkadaşlar. Çünkü ben Mozi'yi o kadar seviyorum. Halen de Mozi'yi seviyorum. Yalnız çıkma sebebim, ben içerik stüdyosu oluşturucu konumundan kendimi rahatsız hissediyordum. Hani tam oyuncu da olabilirdim ama ben istemedim. Çünkü neden? Süper Lig'e önem versem bu sefer sizlere video atamam. Benim ekmek teknem burası YouTube arkadaşlar.
Hani Mozi'de olunca farklı farklı sebeplerim olurdu. Ben o yüzden tamamen kendimi YouTube'a adadım. Ha belki argo açtık işte turnuva olabilir, böyle rekabetten falan çıkabiliriz hani Süper Lig'e, ama amacım benim kendi klanımı oluşturmak, kendim rekabette oynamak, rekabetten Süper Lig'e çıkmak. İçerik stüdyosu olup da Süper Lig'de oynamak değil. Hani işte biz ünlüyüz, ben ünlü değilim arkadaşlar. Ben kendimce YouTuber'ım. Destekçim var, sağ olun, izleyicilerim o kadar. Kendime hiçbir zaman ünlü demedim. Hiç kimseyi de ayırmadım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Diyeceklerim bu kadardı. Salih abime sonsuz saygılar, şu anda belki utanıyorum konuşurken. Bora abime çok 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 teşekkürler. Kaan abime, Mirk, hepsinden Allah razı olsun. Eğer ki günün birinde beni Mozi tekrardan çağırırsa, emin olun gideceğim ilk takım Mozi'dir. Süper Lig'de destek olacağım takım da Mozi'dir. Her zaman Mozi'yi destekleyin arkadaşlar. Hiçbir zaman sırtından bıçaklamayın. Yani böyle kötü yorum yapmayın. Mozi Mozi'dir. Ben bu formalarımı saklayacağım. Mozi için gaming kaosu olursa Mozi'nin yine giderim. Yine Salih abimizin yanına giderim. Eğer ki o da isterse böyle bir şeyi. Mozi'yi yine desteklerim. Her zaman kalbim Mozi'den yana. Mozi benim ilk e-spor takımım oldu. O yüzden Mozi Mozi'dir benim için. Kraldır abi. Tamamen dediğim gibi ben bir yerlere emek vererek çıkmak istiyorum Süper Lig'e. Hani emeksiz direkt Süper Lig'e adım attım. Hani rekabetteki kardeşlerimin hakkını yemiş gibi oluyorum. Ben öyle hissettim. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama umarım anlamışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Argo Espor olarak rekabetten yükseleceğim. Açıklamada Discord var. Oraya gelen en iyi oyuncuysanız sizleri de alayım. Argo'dan rekabete katılırım. Bir espor geçmişim oldu. Salih abimin tekrardan çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum Salih abime, Bora abime, Mustafa Mikadox, Flint ve diğer eski takım arkadaşı Fatality oyuncularına çok 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 teşekkürler arkadaşlar. Şimdi asıl videomuza geçelim. Asıl oyunumuza geçelim. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar, 500 bin aboneye çok az kaldı. Geriye kalan 7 bin abone. 500 bin abonede ne yapacağım demiştim. Toplamda 120 TL yatırdım bu hesaba ilk açtığımda. Şu anda hesaplarsak yine gittim 120 TL'ye, bu videoya özel altın çektim. 59 bin mi 60 bin mi öyle bir şey. Sadece sizler için bu videoda arkadaşlar. Şu an bu videoda abone olmanız çok önemli. Evet, bu videoda aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sadece bu hesaba toplamda bir 10 milyara yakın bir hesap para yatırdım. 10 milyara yakın para yatırdım. Hesap full artı full, hesabı görünce şok olacaksınız. 500 bin aboneye özel diye bir video atacağım. Orada da yorumlara katılıyorum yazın. O yorumlardan çekeceğim. Tabii 500 bin olursak şimdiden bu videoda abone olanlar benim için daha da önemlidir. Tabii geçmiş aboneler de sayacağım. Ön planda olacaksınız. Şimdiden arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Abone olmanız şart. Kanalınıza bu videodan girip bakacağım. Abone misiniz arkadaşlar? Sizlere bu hesabı vereceğim. Abi bu hesabın içindeyse yani görünce şok olacaksınız. Çıkmaz demeyin. Çıkabilir abi, bu hesabı alan hayat, yani hayatı boyunca Zula'nın en efsanesi olacak. 54 level arkadaşlar. 61 bin Zula parası var. Şimdi kasayı da alacağım. Hazır mısınız chat? Chat dedim. Akşamlarda canlı yayınlarımız oluyor. Şu şekilde abi, hop. 40 tane yeter. Abi 48 bin kalsın. Oynarız canlı yayınlarda. Gençler hesabı kısaca bir tanıtayım. Abi artı 6 AWP gençler, bakın artı 6 AWP, artı 6 AUG, artı 6 M4A1, artı 6 K98, artı 5 M6 el verici, artı 5 Chris Vector, artı 6 M468, artı 6 Akel 47 arkadaşlar, daha da sayayım mı? Artı 6 Mehmetçik, tabancalardan ise Glock 18 artı 6, M93'ra artı 6, Deagle artı 6, Tech9 artı 6. Abi artı 6'lardan çıkamıyorum. Şimdiden katılın arkadaşlar. Ve bu videoyu bütün Instagram sayfaları paylaşın ve bütün Facebook'ta paylaşın. Kuzeninize önerin. Bugün 500 bin abone olursam hemen bu hesabı bugün veririm. Şimdiden abone olmanız şart. Eğer ki bu videoda abone olup ve bu videoyu beğenmeniz şart. Beğenilerinize bakacağım bu videoyu. Hani videoyu kanalınıza gireceğim. Beğendiğiniz videolara bakacağım. Ve abone olduğunuz kanallara bakacağım arkadaşlar. Benim bu kanala kesinlikle abone olup ve yanında zil işareti açmanız lazım. Hesabı kazanmak için bıçaklara bakınca Karambit artı 6, Gölge artı 6, ondan sonra Dikiş Tutmaz artı 6, bombalardan ise MK2 artı 5. Tabi bunlar da artı 6 yapacağım. Artı 6 ikili bomba. MK2 0, bunu basacağım. Abi hesap full artı full, full artı full eklentiler, efsaneler, destansılar, kuantumlar. M4A1'in kuantumu, AWP'nin Vandetta RS, M468'in kuantumu,
Abi şuna bak şuna. Ondan sonra Augun kuantumu zaten çok zor çıkıyor. Şöyle göstereyim abi. Kar98'in lazeri, dizilimi, her şey efsane ya mesela. Kartlarım diyorum. Ve Esna Mehmetçik Aug M4 M4 haber Fateh. Fateh de full artı full. Onu da artı altı basam abi, görüyor musunuz efsaneleri? Kar98'ler, mekizler, ekizler, her şey full artı full. Hesap çok iyi arkadaşlar. Şimdiden çekilişe katılmayı unutmayın. Sadece abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli. 500 bin abonede asıl katılım olacak. Ama bu videoda katılımlar çok 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 önemli. En önemli olan bu video diyebilirim. Şimdi arkadaşlar kasalarımızı açalım. 54 level. KDS 1.93 sıfırlarım. İsim değiştirici vereceğim hesapta. Süper Lig olarak, yani hesapta Süper Lig nerede aklıma gitti. İsim değiştirici, istatik sıfırlama, 100 bin zul altını koyarım ben sabah. Şimdi kasalarımızı açalım. Gençler sizinle birlikte efsane şeyler olacak. Şimdiden videoya, canlı yayınlarıma gelmeyi unutmayın ve bu videoda abone olmanız şart. Gençler herkes abone olsun ve bu videoyu kesinlikle paylaşmanız da şart arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Günden güne yeni yeni içerikler atıyorum sizlere. Dediğim gibi bugün de Mozzi'nin son formasını giydim. Elbiseler de ama ara ara giyerim. Bu benim Mozzi ya. Ulan üzülüyorum şöyle bir bakınca. Aga işte emekle çıkmak istiyorum ben Süper Lig'e. O yüzden ayrılma sebebim. Bazıları ulan akılsız Halil neden ayrıldın lan Mozzi'den diyenler olacaktır. Ama umarım saygıyla karşılarsınız. Ben YouTuber'ım, sizi her zaman seviyorum. Her zaman videoları atacağım. Esporcuyum, hani esporcuyum demeyeyim de espor dalında bulundum. Hani bazı esporcu Halil falan diyenler var. Tamam, bir geçmişim oldu ama bundan sonra rekabette emin olun size Süper Lig'e adım adım çıkacağıma söz veriyorum. Bu sizlerle olacak. Eğer ki iyi oyuncuysanız açıklamada Discord'a gelin ve canlı yayınlarıma gelin. Orada sizleri seçeceğim arkadaşlar. Turnuvalar yapacağız. Odada en iyi birinci olanı da takımıma alacağım. Hazır mısınız chat şimdi? Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle bu videoya beğenmeniz ve abone olmanız şart. Şu 14 taneyi de açayım. Ulan belki 2 milyon ZP çıkarsa var ya çıldırırım. ZP önemli, level değil. 2 milyon ZP önemli çünkü bizim için artı basma önemli. Hesap, yani bu hesabın bir de değeri kaç milyar, yorumlara yazın arkadaşlar. Kaç milyar olur bu hesap? Bir de eğer ki siz de katılmak istiyorsanız PUBG kanalıma açıklamadan abone olun. Ve bir şartım daha var arkadaşlar. PUBG kanal Klavye Katil ya. Benim Instagram'ı da takip edin. En son bakacağım Instagram'ı da kimler takip ediyor. Oradan da çok önemli. Hatta kazananı hem Instagram hem YouTube'dan göreceğim. Ama Instagram çok önemli. Açıklamada Instagram adresim var. Kesinlikle bu hesabı kazanmak için Instagram'ı da tabii ki takip edin. Fazla bir şey istemiyorum. Abone, videoya beğen, Instagram bu kadar arkadaşlar. 20.000 XP bir tane kaldı. Gençler 5.000 süper. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Modzi'den ayrılma sebebime ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Emekle bir yerlere çıkmak her zaman daha iyidir. Ben YouTube'a emekle çıktım bu arada. Arkadaşlar siz de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki Zula videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.